Peki. Giriyorsun, yazmadan çıkıyorsun. Yo, ben direkt sana mesaj attım. Neye gülüyorsun? Hayır. Ben her gün bakıyorum. Her gün hayır, en giriyorum. Son ben mesaj attım. Sonra telefonunu verdim zaten. Tamam. En son sen ne yazdın bana? Konuyu değiştirdin. Tekrar sordum neye güldün diye. Kıskandın sen beni. Yo. Niye sordun? Merak ettim neye güldüğünü. Kıskanma be. Ben baktım. Kıskanma merakı bu ama. Kıskanmıyorum. Kıskandın ama. Sen ne kadar kabul etmesen de kıskanmış oluyorsun. Hayır, merak et. Meraklı bir insanım ben. Yani her şeyi merak ediyorsan böyle. Ne? Kıskanıyorsun demektir. Sen bak ne kadar kabul etmezsen etme kıskanıyorsun. Yoksa benim tanıdığım Aynur benim telefonda mesaj açmamı görecek gülerek mesela umurunda olacak. İlk defa denk geldik ya orada. Baktım şey gülüyordu. Mesaj da atmadım ben. Dedim bakayım WhatsApp'a ne son görünmesi. Bak bir demek de ki gibi. Bir şeyler yapıyorsun. Nasıl bir şeyler yapıyorsun? İşte merak ediyorsun. Ne yapıyor? Neye gülüyor diye. Tamam, nereden neye güldüğüm merak geldi? Ediyorsun. WhatsApp değil. O zaman Instagram'da bir mesajı tamam, gülüyor. Tamam. Instagram'dan evet. Beni artık ilgilendim bence. Artık ilgilendirmez. Yani evet kıskandırma desen ne olur mesela şu an? Olmaz. Evet kıskanıyorum de yani. Daha olmaz. Bir şey değiliz ama de. Yine de kıskandım de. Gördüm, merak ettim çok fazla. Düşeceksin bak. Düşmem ben. Biz o hataya bir kere düşeriz. Hangi hataya? Düşme konusuna. Neye düştün ki şu ana bir kadar? Bir kere düştük. Ne? Sana bir daha düşmeyiz senin karşında. Şimdi bayılacağım özlü sözlerimize. Ne alakası var özlü sözlerle ya? Allah Allah. Ben Murat. Yanıyorum ya. Ne yapıyorsun? Sıcak, sıcak. Ama her geldiğimde ayılıyorsun, bayılıyorsun. Yani bu çocuk daha ne yapsın sen? Keyif alman için hayattan ya. Nasıl ne yapsın? Bak pasta aldık, nerede olduğunu bile bilmiyorsun şu an değil mi? İçeride. Nerede ama? Nasıl yiyeceğiz ki? Çatal var. Kesmeden tabak edaklılık. Yok. E niye o zaman alıyoruz? Yiyeceğiz tabii onu. Ben daldırırım çatalı sana veririm. Ne? Ne yaparsın? Daldırırım çatalı. Daldırma. Daldırma ya. Çatalla böyle lak diye daldıracaksın. Şöyle elinle çatalı uzatacaksın. No. Çatalla bana birbirimize pasta mı yiyeceğiz belki? Çatalla yemiyor mu pasta? Böyle mi? Evet. Hadi. Hayır. Bence uydu. Aa. Aa, gözlüğü çıkarınca daha iyi oldu. Kırmızı başlı bir kızda bir tane şey var ya. Ne? Seni daha iyi görebilmek için. Orada mıydı? Seni daha iyi görebilmek için. Aynen. Ne yaptın bak korkuyorsun. Ne? Korkuyorsun bir şey yapmıyorum ben sana. Kaşın çok mu kötü? Hayır ya ne alakası var? Ben farklı. Kaşında hiçbir şey yok. Kaşın gibi. Kaşında bir şey yok. Bu yok. Buna yapışık oluyor. Yapışık zaten. Yapışık. Uzat. Uzat. Tamam uzat. Rahatsızlıyor musun şu an? Yeter bu kadar. Bugünkü dozumuzu aldık mı? Bugünün şeyi. Bu kadar yeter. Yeter mi? Evet. Peki. Öyle olsun. Olmaz. Biliyorum bu arada ne olduğunu, nasıl olduğunu. Set almış. Su yolu. Altın mı oluyor? Bilmiyorum sormadım. Ya altın mı dedim, yok dedi. Gümüş mü dedim, yok dedi. Taş pırlanta mı dedim, o da şey dedi, çok güzel şık duruyor. Güzel. Yani taş değerli taş dedi ama ne olduğunu ben sormadım, bilmiyorum. Düşünüp almış, çok güzel bir şey. Yanlış mıydı? Evet. Eliz diyor, ayıcık al, milletin ayıcıklarında uyuyor diyor. Söyledim ben sana. Hayır ya. Alsam sen kızardın bana. Ayıcık sabah insan değil. İşe yaramazdı. Çayım olmadı. Çayın hayatıma yeterince çakal girdiği için ayı istemiyorum. Çakallardan biri de ben miyim sence? Çakal, tilki. Kurnaz. Tilkiler girdi hayatıma. Ayı da görmek istemiyorum. Ayı da görmek istemiyorsun. Ne görmek istiyorsun? Çanta. Ayız var zaten. He? Çanta da var da. O yeni çantaları hayır deme. Ay şey diyormuşum. Ben listeye atacağım. Yavaş yavaş. Tamam. Evet, listeye gerek yok. Ben diyorum. Ne? Kartı alıyorsun. Evet. Biliyorsun, bak tekledim biraz söylerken. Kalk. Kartı alıyorsun. Şey der
kendi zorlandı sanki. Zorlandım evet. Yok kredi kartını mı desem, hesap kartını mı desem ona karar verin mi? O yüzden. Yani ikisi de olabilir. Birinin yetmediği yerde biri yardımcı olur. Yok yetmediği olmuyor bizde. Çok konuşmayalım şimdi bu konuları. Sonra bana sen şovcu evet, pirin şey diyorsun. Aynen. Ya en şeyden memnun olacağını düşünmüyorum. Yani bir pahalı nasıl bir marka çanta alsam sana, "Aa o marka değil, bu marka daha güzeldi." dersin mesela. Sor bakayım bana ne beğeniyorum diye. Ben söyleyeceğim sana zaten hangi markalarım. Ayrıca yani sadece çanta da olmayabilir. Çanta değil, şimdi gidersin. Örnek verdik ya. Ben bir şey alırdım, ben ona daha ayrı. Nereden? Yazacağım. Daha. Yani. Ne demek senin hiçbir şeyden memnun? Yani... Memnun olacağını çok fazla düşünmüyorum. O yüzden en yüksek şeyleri yapacağım diye kendimi hazırlıyorum. Öyle hayal ediyorum. Ama onları yapacağım zaman da şu an değil mesela. Öyle düşünüyorum. Yani çok uzun zaman geçirmemiz gerekiyor. Yok bizim evet gerçekten ilişkimiz var, birlikteyiz dememiz gerekiyor ki ben gerçekten sonuna kadar gidebileceğim insana ben gerçek bir şeyler yapmak istiyorum. Her zamanım var mı bilmiyorum belki. Yani sen canın sağ olsun, sıkıntı yok. Benim mi zamanım yok? İkimizin de bence. Sıkıntı yok tamam, zamanımız yoksa zamanı olan kişiler yapar yani ne diyeyim. Bu kadar basit. Sorun değil yani. Senin kendi söylediğin şeyle çok doğru orantılı bir şey söylüyorum aslında. Sen gerçekten yavaş ilerlemek istiyorum. Bir kişiyle burayı bitirmek istiyorum diyorsun. Bahane yok. Nasıl? Böyle bir bahane yok. Bahane yok diye bir şey yok. Ben şimdi gelip sana burada sallama. Ben şimdi gelip sana burada çok yüksek yüksek şeyler yapıp yapsam sonra sen beni bıraksan gitsen. Evet. Ne yapacağım abi? Ne yaptıklarımın hiçbiri önemli değil ama sonra başka birine ben yine sürprizler yapmaya başlayınca bak yine bak aynısını yapıyor, aynıları yaşanıyor. Yine sen terk edileceksin. Bunu istemiyorum yani. Bir kere bir hata yaptım, bu hatayı toparlamaya çalışıyorum. Şu an küçük küçük ilişkimizin boyutlarınca küçük küçük tatlılardır, öyle carttı cırttı. Yavaş yavaş yükselerek yani aldığımız çiçeğe de ne dediğini de hatırlıyoruz. O yüzden... İşte öyle bir çiçek değildi bu arada. Neye benziyordu? Nereye tanımlarsın çiçeği? Yani... Aşk çiçeği mi? Hayır. Ne? Ben alsaydım öyle bir çiçek almazdım. Hem o çiçeği ben ne diye tanımlarsın? Gönderdik. He? O çiçeği ne diye o çiçeği tanımlarsın? Bir açılışta gönderilen bir çiçek gibi ama gül de var işte. Gül olmasa okey. Gülün içine oraya orkide bir şeyler de sıkıştırmışlar. Ondan böyle oldu. Daha önce